Hoş geldiniz. Hoş geldin. Şimdi bugün yine sevgili Doruk Acar kardeşimin içinde bulunduğu proje grubu bir sponsorluğumuzu daha sonlandırdı. Sağ olsun olumlu. Ve bu sponsorluğun bir ucunda çok değerli bir kuruluş ve çok değerli bir başkanı var. Galatasaraylı Yönetici İş İnsanları Derneği ve Başkanı Hatipoğlu. Bu dernek kurulduğu günden bugüne bütün başkanları ve bütün yöneticileriyle ve bütün üyeleriyle Galatasaray'ın hep yanında oldu. Galatasaray'a maddi manevi her zaman destek verdi. Ben öncelikle İbrahim Bey'im şahsında GİSİAD'a çok teşekkür ediyorum. GİSİAD, Workington'ın çıktığı, bizim biliyorsunuz Kuzey Tribün 3. kat, hemen Ultrastan'ın bulunduğu yerin en üst bölümünü Workington, sağ olsun onlara da bu vesile Workington'a çok teşekkür ediyorum. Yıllarca bize katkıda bulundular ve gerçekten ayrılırken de bizi hiç yormadılar. Bize oradaki malzemelerin çoğunu da bıraktılar. Ben özel olarak da Workington'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun o alanı aldı Sayın GİSİAD. Orada bir tribün oluşturdu. Yaklaşık koltuk, kaç koltuk Doruk? 118 kombine aldı artı. Ve oranın ayrıca tefrişini yaptı. Hem de dernek merkezini o alana taşıdı. Maç günleri dışında orada dernek bulunacak. Maç günleri içinde de tabii ki orada kombine alan insanlar lounge alanı olarak kullanacaklar. Yani neresinden baksak sosyal ve kalite bir ortamı Kuzey Tribünün üst katında yaşatacaklar. Biz bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun için de bize sağ olsunlar 2 milyon TL para ödediler. Peşin aldık sanırım değil mi İbrahim? İki çek aldık. İki çek mi aldık? Ama yani Mayıs'a kadar. Evet. Ben söze bu kadar diyebilirim. Tekrar teşekkür ederek sözü Ebru Hanım'a bırakırım. Söyleyeyim başkanım zaten bütün detayları verdi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar GİSİAD'a. Biz yurt dışı maçlarında başkanımız ve yönetim kurulumuzla gittiğimiz lounge alanlarında bizde niye böyle lounge'lar yapmıyoruz diye konuşuyorduk. GİSİAD'la da bunu konuşmaya başladık. Zaten dikkat etmişsiniz stadın geliştirmeleri çerçevesinde dış aydınlatması, koltuk yenilemesi, Özhan Can Aydın salonu çok ciddi gelişmeler oldu statta, olmaya da devam ediyor. GİSİAD da sağ olsun hem oranın tefrişatını ve lounge'a çevrilmesini hem de bir isim hakkı mantığında ciddi de bir kaynak desteğini bize sunmuş oldu. Çok güzel bir anlaşma oldu. İnşallah Mayıs ayında başlayacaklar inşaat edebilirim. İbrahim Başkan bahseder. Bir dahaki sezona güzel bir lounge'umuz olacak diye bekliyoruz orada inşallah. Çok teşekkür ediyorum GİSİAD'a ve bütün yönetim kuruluna GİSİAD'ım. Evet. 1905 Galatasaraylı Yönetici İş İnsanları Derneği olarak kulübümüzle yine önemli bir projeye imza atmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Öncelikle bize bu fırsatı verdiği için Galatasaray Spor Kulübü'ne, başta başkanımıza ve sevgili Dorukhan Acar kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bir gün Dorukhan Bey beni telefonla aradı. Workington'la ilgili yerin boşaldığını, burada nasıl bir proje birlikte geliştirebileceğimizi düşündüğünü söyledi. Yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın sonucunda bugüne geldik. Bizim derneğimizden yönetim kurulu üyelerimiz sevgili Murat Sancaktar, Asım Özcan, Gökhan Öztürk ve Umut Ökten, Galatasaray Spor Kulübü'nden de sevgili kardeşim Dorukhan Acar ve Volkan Yılmaz bu konuda önemli çalışmalar yaptılar. Uzun süreler bir araya geldiler, toplantılar düzenlendi. Sonunda 118 koltuktan oluşan, loja koltuğundan oluşan ve arkasında önemli bir lounge alanı oluşturan bir proje üzerinde mutabık kaldık. Bunun şartlarını Galatasaray'ın menfaatlerini gözeterek yerine getirdik. Aramızda parayla ilgili tek bir pazarlık konusu olmadı. Galatasaray Spor Kulübü bu koltukları zaten piyasa değerinde satıyor. Bugün de satılık bu koltuklar. Bunların üstünde bir değerle birlikte güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Orada ciddi bir yatırım yapacağız. Bu anlaşmamız aslında önümüzdeki sezon başından itibaren başlayacak. Yaz döneminde bu arkadaki alanda çok önemli bir inşaat faaliyetlerine girişeceğiz.
Dorkan Bey'in yine bahsettiği gibi yurt dışında gittiğimizde misafirlerin maç öncesinde bir araya gelip birkaç saat keyifli zaman geçirecekleri çok önemli bir etkinlik alanı oluşturacağız. Bu inşaat tamamlandığında inşallah Allah ömür verir hep birlikte orayı açılışını yaparız. Orada çok güzel bir tesise imza atmak istiyoruz. Bu inşaatın da tüm giderleri GİSİAD tarafından karşılanacak ve sonunda Galatasaray Kulübü'ne terk edilecek, hediye edilecektir. Tüm GİSİAD üyelerine bu projeye herkes çok büyük destek verdi. Buraya verdikleri destek için, kulübümüze verdikleri destek için onlara, yönetim kuruluma, GİSİAD'ın tüm üyelerine ve tüm Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum. Zaten oturuyorlar burada. Evet, arkadaşlarımız da burada. Çok teşekkür. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun bu işbirliği. Şöyle Metin Oktay Selami'nin başkanı. Bir forma takvimimiz de olacak her zamanki gibi. Ben çekileyim. Gel. Gelin başkanım. Gel orta. Gel lütfen ortanıza. Gel. Kaldıralım mı? Başkanım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Törenimiz rakamları ben söyle. Şu anda biz başladığımızda 124 milyon TL sponsorluk gelirimiz vardı Mustafa Başkan'ın yönetimiyle. Hep beraber yönetimimiz. %43 artışla 177 milyon liraya. Bu sene sonu itibariyle de 215 milyon lira tahakkuklarla beraber şu anda sponsorluk gelirimiz var. Yani her yıl %43-45 bandında arttırdık sponsorluğu. Bu KDV hariç tabii. Bir de derneğin içindeki sponsorluklar hariç, yani tamamen bir sportif. Bir de Telekom hariç. Bir de tabii Telekom'dan aldığımız hariç. Telekom'dan aldığımız bir dahaki sene yazacağı için o hariç 215 milyon TL'deyiz. Totalde ana sponsorumuz diyebileceğimiz marka sayısı da 16 oldu şu anda. Bu tür stadyumla ilgili anlaşmaları da sayarsanız 25 civarı iş ortağımız var. Rakamlar bu şekilde. Sponsorluktaki rakamsal gelişmeler dolardaki ve reklam hacmindeki çok büyük daralmaya, ki siz basın mensubusunuz, benden çok daha iyi bilirsiniz. Çünkü o size maalesef işsizlik olarak dönüyor. Ben de çok üzülüyorum. Yani bir özellikle spor medyasına daralma yapıyor medya. Ve arkadaşlarımızın birçoğu işsiz kalıyor bu nedenle. Bu da bizi üzüyor tabii. İnşallah Türkiye bunları da atlatacak. Çok genç bir nüfusumuz var. Türkiye'nin yaş ortalaması 30'dur. Yani Türkiye genç nüfus olarak dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu genç nüfus bunu da aşar. Bu darlığı da aşar. Ama biz Galatasaray'la sponsorlukta çok iyi durumdayız. Onun için bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Başkanım. Bir ismi GİSİAD olarak düşünüldü başlangıçta ama ileride nasıl değişir bilmiyorum. Daha henüz o noktada bir bağlayıcı kararımız olmadı. Kulübümüz buradan önemli bir gelir elde edecek. Başlangıçta başkanımızın da açıkladığı gibi bir 2 milyon TL artı oradaki inşaat masraflarını üstleneceğiz. Sonra bu her yıl devam edecek bir gelir aslında. Uzun süre belki büyüyerek devam edecek. Çünkü biz ilk yıl orada daha mütevazi bir sayıda kalmayı, daha kontrol edilebilir bir toplulukla orada bulunmayı istedik. Yani GİSİAD üyelerine ait bir topluluk olsun istedik. Ama bu gelen taleplerle çok daha yüksek bir sayıya ulaşacaktır. Yıllar içerisinde kulübümüz çok daha ciddi bu anlamda gelir elde etmiş olacak. Ben şunu söylemek istiyorum çok uzatmadan. Yani bizler Galatasaraylı insanlar, Galatasaray'a gönül vermiş insanlar, rahmetli Baba Gündüz'ün bir lafıyla hareket ediyoruz. Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin takımıdır diyor rahmetli Gündüz Kılıç. Biz de bu halatın bir noktasından tutup çekmesine katkı sağlıyorsak ne mutlu bize.
Galatasaray'a her ortamda gücümüzün yettiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bu da bunun bir parçası, böyle algılanmasını rica ediyorum. Gel gel Tarkan, gel. Gel yanıma. Ya durum benim önüm değil mi?